Sağ olun, teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? İyi misiniz? Şükür, hamdolsun. Yaramaz bir durum yok. Ne güzel, futbol kime ait? O bize ait. Ha, güzel. İlk Ankara'da futbol takımını biz kuruyoruz. Yeni bina aldık. He, hayırlı olsun. Dolayısıyla hayırlı olsun. De işimize geldi yani, yalan yok, şimdi ne kadar bir yer açılırsa iyi. Bizim iş oranımız daha tabii hareket oldu. Burada en çok şey bekliyoruz, MİA projesini bekliyoruz. Evet, evet. Onun için bayağı bir bu. Şey tabii, şu bu ara biraz esnafın durumu sıkıntılı. Yapacak bir şey yok, MİA böyle. Evet. Biz de elimizden geldiği kadarıyla şey yapmaya çalışıyoruz işte. Evet, biz riskteyiz ama evet. Yani yine de ben şimdi Rak Başkanıyım, arkadaşım, abisi, yardımcım. Haftalık bir bizim dezenfekte var, hem durakları hem araçları. Evet. Nasıl, Mansur Başkan'dan memnun musunuz? Memnunuz. Güzel. Yani Allah, biz seviniyoruz yani, böyle gelip görüştükçe. Öyle. 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 Yani herkes bir şekilde iletişimini sağlamaya çalışıyor. Bir şekilde hayata tutulmaya çalışıyor. Doğru söylüyorsun. Ya bazı sektörler var başkanım, yani hiçbir iş yapamıyor. Böyle dolmuşlar hiç kurtarmıyor. Mesela KBD, lokantede bunlar hiç çalışamıyor. En üzüldüğümüz şeyler onlar. Yani gene biz burada 10 lira olsa ekmek parasını götürebiliyoruz. Bir de bizim şey de iyi oldu. Cumartesi, pazar, hani pandemi evet. olmasına rağmen biz çalışabiliyoruz. Tabii. Ben mesela durakta ikişer araba bıraktırıyorum. Hani çok araba kalmasına gerek yok. Okul servisleri rahat şey. Okullar kapalı, servisler kapalı. Çok kişi kantini, orada bir kantini vardı. En azından öğrenciler gelip evet. bir şeyler aldı. Çoğu bir şeyler aldı. Düğün salonları vardı. Onlar da evet. Sokakta çalışıp gelir elde edenler var. Kesimci, teşekkürci, kendici. Bunlar pandemi döneminde çok sıkıntı çekti. Çünkü bunlar günlük yaşıyor. Yani orada kendi ettiğinde geçiriyor. Fakir, daha fakir oldu. Zengin daha zengin. Aynen. Yani bu süreci getirdik. Toplum. Sosyal devlet fakire destek verici. Vermesi lazım yani. Fakirin koruması lazımdı. Onu yeteri kadar koruyan. Yani en büyük sıkıntı o. Fakir, daha fakir yani şimdi. Eskiden orta direk vardı. Yok şimdi. Şimdi orta direk. Şimdi fakir zengin şimdi var. Evet evet. Yani şu son bir senede çok arttı fiyatlar. Son çok. Pandemi başladı, fiyatlar çıldırdı zaten. Yani ikinciye yani derler. Kötü bir şahit 30 bin liraya, 40 bin liraya istiyor herhalde. Şahit bu. O var, gıda fiyatları var. Hele yani gıda çok bir şey. Başkan, valla geçen sene 30 lira zeytinyağı. Alamayacak geçti. Kişiler yani özellikle ya. Gıdada. Normal zaten bu pandemi en çok gıdaya yaradı. Gıda sektörü de aslında çok kar etmiyor. Onda ham maddesi dışarıdan geliyor. Biz niye Ahmet'teyi başkan dışarıdan getiriyoruz? Yani bizim şöyle bakıyorum. Şu memleket cennet gibi bir memleket. Her türlü şey üreniyor, üretiliyor. Öyle. Yani buğdayından, doş şekerinden, bilmem neyinden, her şeyi var. Soyası, ama ben mesela, şimdi şu an bazı eve gidiyorum, inanır mısınız? Diyorum ki ya ben 53 yaşındayım. Evet. Diyorum ki keşke diyorum ya bir 25 yaşıma inip de evet. köyümde bir diyorum öküz, çok özür dilerim, düve sürtsem, öküz bitsem diyorum ya. O günleri özlüyorum. Öyle. Niye? Ben bir ekmek alırdım, rahmetli. Anneannem bir ekmek yapardı, kokusu ta nereden kokusu, duyulurdu. Evet, şimdi öyle. Geçen şuradan ekmek alıyorum mesela, fırında koktu, çıkar çıkmaz dokuz bin. Yani bir üretim niye yok bizde? Bizim ne çiftçimiz kaldı ne bileyim, biz zaten üreten kimse bir şey almıyor. Aradaki komisyoncular alıyor ne alıyorsa. Bu bir siyasi tercih. Yani sonunda bak şöyle, devlet böyle yönetilir. Herkesten vergi alır. Çocuk doğduğu andan itibaren herkesten vergi alır. Topladığı vergiyle bir bütçe yapar. O bütçenin verginin dışında ayrıca borçlanır. Ayrıca özelleştirme yapar, diyelim ki arazi satar, fabrika satar. Bunlar tamamı bütçe olur. Şimdi bu bütçeyi nereye harcayacak? Öyle ya, para var, nereye harcayacak? Bütçe kanunda yazar. İşte şu kadar şunu yapacağım, bu kadar bunu yapacağım, bu kadar bunu yapacağım diye harcar. Harcamayı ona göre yapar. Tarıma yatırım yapacağım derse dışarıdan saman almasın, nohut almasın, mısır almasın. Yani. Efendim Yozgat'ın kokulu mercimeğini Türkiye'de üretir. Bunların hepsini üretirim. Dersin. Bu bir tercihtir. İki, ben üreteceğim. Fabrika kuracağım. Nerede? Her yerde fabrika kuracağım. Diyarbakır'da da, Rize'de de, şurada. Özel sektör gidiyorsa fabrika kurması için teşvik edeceğim. Parayı oraya vereceğim. Ne olur o zaman? Türkiye üretir. Her alanda üretir. Bu bir siyasi tercih. Bunu böyle yapmayacağım ben. Başka türlü harcayacağım diyor. Başka türlü harcayınca da Türkiye böyle oluyor. Yani dediğim gibi olay bir siyasi tercih. Yani olay şey değil. Derler ki atalarımız, devlet ilimle yönetir. İlimle yönetilmiyorsa zulümle yönetir. İlimle yönetmek ne demektir? Vatandaşı korumak demektir. Devletin varlığı odur zaten.
Niye devlet vardır? O devleti oluşturan vatandaşlar orada huzur içinde gelir elde etsin, yaşasın bilmem ne, budur yani. Şöyle bir şey vardı, çok özür dilerim. Amcam, yani dedemin kardeşi, köyde biri muhtarla o zaman at partisi, evet. Yani doğru yok. Evet. Demirel'den muhtar aday oldu. Evet. Amcam da işte Ecevit'ten muhtar, evet, aday oldu. Yani bizde bir zihniyet var ya, evet, sağ veya sol davası. Evet, evet. Tuttu dedem, gitti yabancı kişiye muhtar adayında oy verdi. Ben doğru yolcuyum diye. Amcamla küstü. Sonra amcam tabii ileride muhtar oldu falan. Şimdi öyle bir şey yok başkanım. Şimdi kişiye bakılıyor. Şimdi benim karıma ya da milletin karınaysa ben ona oy veririm. 21. yüzyılda 17. 18. yüzyılın kavramlarıyla sorun çözülür mü? İnat yok. Şimdi demokrasi ve totaliter rejim var. Evet. Ya demokrasiden yana olacağız, ya totaliter rejimden olacağız. Demokrasiden yana olursak, şu soruyu sormamız lazım. Benim ödediğim vergi nereye harcadık? Bunun sağ solu var mı? Yok. Yani devlet diyor mu? Bir dakika, ben sağcılardan hiç almayacağım, solculardan alacağım. Veya iktidar değişiyor, ben solculardan almayacağım, sağcılardan. Yok, herkes ödüyor. Herkes. O zaman hepimizin sorması gereken soru. Arkadaş, ben vergi dedim, verdim. Nereye harcadım? Türkiye'de biz sağ parti, evet, çoğunluğu var. Evet. İyi, kendi kendime sordum ya. Dedim ki ya, çok özür dilerim istiyorum. Acaba hep sağ partidekiler Müslüman da sol parti namaz kılıp oruçta, evet, yok mu? Var. Evet. Niye bunun ne ayrımı var yani o zaman sağ parti, şimdi sol parti? Şimdi biz sağa solu din eksenli anlamışız. Yok böyle mi anlamışız? Dünyada çok öyle yanlış şey anlamışız. Yani dünyada öyle bir şey yok. Herkesin inancı var. Teşekkür ederim. Öyleyiz. Bir tane gaya 85 milyon olmuş. Karabağ, evet, sokakta kağıt toplarsa götürüyorlar, yakalıyorlar. Yok, bu dünyada ekmeğini neden burada taşıyacak? Adaleti inşallah sağlayacağız. Sakat özürlüyüm ben. Özür, evet, dilerim. Bir şey, evet, yapmıyorum. Yine, evet, bir şekilde, evet, hizmet etmeye çalışıyorum. Öyle, başkan, öyle. Maşallah gayet güzel, tertemiz. Çok teşekkür, evet, ederim. Yani alın teriyle kazanıyorsun. Bundan, aynen, daha değerli bir şey. Buna çok şükür de. Öyle. Bazı dediğimiz gibi şeyler olsa eksildim. Yöne dönsek yine bazı kimse gelmez. Karabanlar ezilmeyecek. İnşallah el birliği hepsini düzeltecek. Gözüm söz. Gözüm söz. Gözüm söz. Allah yardımcısı. Gözüm söz. 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 Gözüm hukuk. Hukuk, hadi bakalım. Her şey hukuk istiyor valla. Valla, ablası hukukçu. Adalet yok. Adalet demiş ya. Eyvallah. Kardeş, Mansur Bey'den çok hoş oturuz. Allah razı olsun. Güzel. Mansur Bey'den öyle, memnun öyle bir insanı çok olduğu için çok, çok memnun oluyoruz. Evet, evet. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Evet, çok iyi niyetli. Evet. Çok hakikaten iyi niyetli. Bir şeyler de yapıyor. Halk da memnun. Evet, güzel. Biz memnunuz. Allah razı olsun. En güzeli, yaptığı her harcamanın hesabını millete, evet, vermiştir. Buna ihtiyacımız, evet, var. Evet, mesela. Tabii. Şimdi eskiden harcama yapılır, nereye gittiğini kimse bilmiyor. Kaça yapıldığını da kimse bilmiyor. Her şey şimdi yapıldı. Her kuruş. Sadece Mansur Başkan değil ama bütün belediye, hepsi, başkanlarımız adına. Evet. Herkes şeyi de canlı yayında izledir. İhaleler. İhaleler canlı yayında. Etkiyorsun yani canlı. Kim aldıysa, Ali aldı, Veli aldı ama birisi alacak. Ama uygun fiyatı alacak, işi zamanda yapacak, bitirecek ve herkes de gülecek ki bu iş şu kadara yapıldı. Ne öyle güzelmiş. Yani bu konuda çok şey. Öyle güzel. Şeffaf, güzel, çok memnunuz. Güzel. Şimdi Türkiye'de yaşanan sıkıntıyı sadece ben görmüyorum ki, o da görüyor. Birleşmek. Birleşmek. Karşı çap, yani karşı olmak çok kötü bir şey. Öyle. Kutuplaşmak. Tabii, aynen. Kutuplaşmak çok sıkıntı. Aynen. Hayır, o sonunda vatandaşa yansıyor. Sonunda kahvede kavga. Dolayısıyla bunları aşacağız. Hiç endişeniz olmaz. İnşallah. Allah'ın izniyle hepsini aşacağız. Sizin bu birlikteliğinizi, yani olsun, size olsun, size çok iyi bir uyumumuz. Evet. Kutuplaşma değil mi? Denge ihtiyaç var. Dengeye ihtiyaç var. Dengeye ihtiyaç var. Yani bugün Suriye'de
Irak'ta, diğer yerlerde, Orta Doğu'da akan kanın gerekçesi nedir? İnsanların değerleri, değerler üzerinden ayırdılar. Ya. Efendim, Kürttür, Arap'tır, Türk'tür vesaire diye. İnanç üzerinden. Oldu sonra bir de. Tabii sonra birbirlerini öldürdüler. Silahı da zenginler verdi. Beyler birbirimizi öldürür ama petrol bana aitti. Babama söyle şeyi çok severim. Kemal Bey. Kemal Bey. Baban rahatsız edin. Bir saniye bak telefona vereyim Kemal Bey. Bir saniye. Başkanım babam evde olduğu için. Ha. Alo. Eyvallah sağ olun teşekkür ederim. Nasılsınız iyi misiniz? Şimdi sağlığınız iyi inşallah. Sağ olun çok teşekkür ederim. Bana çay da ısmarladılar. Teşekkür ederim. Eyvallah geçmiş olsun. Eyvallah inşallah. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Saygılar. Sağ olun. Sağ olun. Başkanım bir de şöyle çeksek. Çok teşekkür ederiz. Başkanım çok teşekkür ederiz. Başkanım sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar.